Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve la akıbeti lil mutlakin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, sayısız hak ve şükür Rabbimiz zat-ı ilahisine olsun. Elhamdülillah. Ayaktayız, hayırız. Dergahtayız. Daha ne istiyorsun kardeşim? Bu kadar yetmiyor mu işte? Müslümansın. Muhammed ümmetisin. Öyle mi? Ehli tariksin. Hayattasın. Elin ayağın tutuyor. Cennet gibi iş. Evet, kıymetini bilmek lazım. Hani sen seni bilsen seni, sen seni bilmez isen diyorlar, patlatırlar enseni. Onun için bizim ensemiz bize lazım, patlatmasınlar. Bugün de inşallah insan diyoruz ya, insan. Herkes biliyor değil mi insan kim? Bildiğimizi zannetmiyorum. Çoğumuz bilmiyoruz insan ne olduğunu. İnşallah bugün Mevlana Hazretlerinin anlatımıyla insan nasıl bir şey bu insan? İnşallah ona değinmeye çalışacağız vaktimiz verdiği kadarıyla. Evet. Baştan sona Mevlana Hazretleri'nin laflarından bahsedeceğiz inşallah. Tekrar tekrar söylemiyorum arada. Diyor ki Hazret, yaratıcı eserini insanda seyreder. Yüce Allah yarattığı eser olarak insanı seyreder. İnsanda yarat. Yani insanın gözüyle devam edersek daha iyi anlaşılır. İnsan Allah'ın gözü ve aynasıdır. Haşa. Rabbi Teala'nın gözü anlamına değil. İnsan, Rabbi Teala'nın gözü ve aynasıdır diyor. İnsanın gözünden yarattığı kendi muhteşem eserini seyreder. İnsanın ne olduğunu anlıyoruz değil mi? O zaman gözlerimiz nereye bakmalı? Yani günah işleyecek şeylere mi bakmalı? Allah bizim gözümüzden yarattığı kainatını seyrediyorsa ve biz bunun bilinci içindeysek, insan olarak biz bunu biliyorsak ve bilinci içindeysek nereye bakacağımızı da bilmemiz gerekiyor değil mi? Rabbimiz affetsin inşallah. Evet. Yalnız aynadaki görüntü aynanın kendisine ait olmadığı gibi. Öyle ya. Bir ayna tutsak şimdi, normal ayna. Baktığın zaman kendi görüntünü görürsün. Peki ayna sen misin? Değilsin. O sen o aynadaki görüntüsün. Yani ayna sadece görüntü veriyor. Sen değilsin. Biraz bugün tasavvufi olacak galiba ama Hazretten dolayı. Evet. Kendisi o ait olmadığı gibi insandaki görüntü ve tecelliler de kendisine ait değildir. İnsandaki Rabbi Teala'nın tecelliyatı, hani bir ilahi okuyor ya aslında değil misin? Sen ben misin, ben sen miyim diye işte o nokta. Yani diyor ki bazen insanlar yanlış kabul ediyor. Tecelliyatı kendi gibi görmeye başlarsa tabii o zaman yanlışa gidiyor. İnsan bu görüntülerin açığa çıktığı yerdir. Bu görüntülerin açığa çıktığı yer insanoğludur. Allah insanın gözünden seyreder. Yarattığı harika bir olay, kainat. Onu diyor insanın gözünden seyreder. Kendi güzelliğini insanın gözüyle görür. İşte biz neye aletiz, ne değerdeyiz bilelim. Evet, mazhardır. Yani alettir, mazharın sahibi değildir. İnsanoğlu aracıdır. Hani bugün değil mi kamerayı koyuyoruz eve, biz cebimizdeki telefon veya herhangi bir bilgisayardan evdeki kamerayı evde ne oluyor izleyebiliyoruz değil mi? O kamera biz miyiz? Değil. O alet biz aslında seyreden bizsek o alet. Benzetmek gibi olmasın ama Allah bizim gözümüzden yarattığı kendi kainatını seyreder diyor Hazret. Evet. Mazharı sahiplenmek emanete ihanettir diyor. Yani o alet olmayı, ben aletim o zaman benim diye o noktaya gelirsem diyor Ahmed el-Rifai Hazretleri, Kadesallahu sırra Ali Efendimiz, o zaman ihanet etmiş olursun diyor. Gerçeği bileceksin, ihanet etmiş de olmayacaksın. Yine Mevlana Hazretleri buyuruyor ki Hak Teala kendi güzelliğini insanda seyreder. Kendi güzelliğini insanda seyreder. Her insan Allah'ın bir nefesi olarak eksiği ve günahı ne olursa olsun bu yüceliği özünde taşır diyor. Ne kadar yüce olduğunu insanın, ister günahkar ol, ister iyi insan ol, ister kötü insan, fıtratta, yaratılışta bu özelliği insan taşır diyor. Yani yine okuyayım.
her insan Allah'ın bir nefesi olarak eksiğiyle günahı ne olursa olsun özünde onun yüceliğini taşır. Niçin taşır? Hani hepimiz biliyoruz ki ne dedi? Adem'i biz balçıktan yarattık, işte ruhumuzdan üfledik diyor Rabbi Teala ayet-i kerimde, değil mi? İşte biz insanız ama hani bazen derler ya, tepe tepe kullanmışız, kötü kullanmışız. Mesela bir eşyayı varsayarsak, benzetmek gibi olmasın. Ya kötü kullanırsak hemen, değil mi ya? Tamir ettirmesek, bakımını yapmasak, kötü de kullanırsak hemen çöpe gider. Yani sen ne olduğunu bilirsen kendini, senin niçin yaratıldığını, nereye baktığın zaman ne olduğunu bilirsen ona göre hareket edersin en azından. Evet. Bakın buyuruyor ki yine büyük alim, yani Allah-u Teala'yı kastediyor, büyük alim kudretiyle bir sihir yaptı da cismini küçücük bir suret içinde gizledi. Cismini küçücük bir suret içinde gizledi. Suretten kasıt insanoğlu. Güneş insan şekliyle yüzünü örttü, insan şeklinde gizlendi. İnsan bir hamur tekkesi boyundadır ama diyor gökten de üstündür. Yani ben küçük bir yaratığım, koskoca bir kainat, neticede yani ben bu kainatta bir zerre bile değilim. Değil. Niye değil? Çünkü insan kainatın DNA'sı. DNA günümüzde çok kullanılıyor, değil mi? DNA nedir? Bütünün bütün özelliğini taşıyan en küçük parça. Evet, insanoğlu kainatta en küçük parçadır ama bütün kainatın özelliğini taşır. Yani aynaya bakarken kendimizi işte Ahmet, Mehmet neyse adımız onu görüyor değiliz yani. Ne gördüğümüzü bir bilelim. Ona göre davranmamız gerekir. Tabii onu bilmekte iş bitmiyor. En güzel şekil olan insan şekli arştan da yücedir, düşünceye de sığmaz diyor Mevlana Hazretleri. Hem güzel surete yaratılmıştır, hem arştan da üstündür ve düşünceye de sığmaz. Yani düşünceden kasıt, yani nedir ne değilin içinde çözemezsin. Çünkü bütünün zerresidir, DNA'sıdır. Ey insan! Sen cansın. Öyle olduğun halde kendini beden sanmadasın. Yani sen cansın ama kendini beden olarak. Çünkü cismimizi gördüğümüz zaman sadece onu kabul ediyoruz ya hani. Sen sudan ibaretsin fakat kendini testi sanıyorsun. Hani bazen insanoğlu hani sen ben miyim, ben sen misin olayına varıp da kendini sen olarak görürsen işte aslında sen ne olduğunu bil. Sen sudan ibaretsin. Fakat kendini testi sanıyorsun. Testi de değilsin. İyi bil ki sen o olamazsın ancak sen yokluğuna bürününce o olur. Yani fena fillah olursan, Allah'ta fani olursan, sen yok o var olursa o zaman olabilirsin. Yoksa yani ben o halde Rabbi Teala beni yarattı, ruhundan üfledi, ben madem kainatında DNA'sıyım ben o zaman yani sınırı aştım da yukarıya gittin, başka şey zannetmeye başladın. O hu zannettin kendini, öyle değil. Ancak sen fena fillah olursan, yani Allah'ta fani olursan, sen kendini ifna edebiliyorsan, edebilirsen ki bu kolay bir mesele değil, herkesin yapacağı şey de değil, o zaman hu olabilirsin diyor. Ademoğlu, Ademoğlu dediğin dünya sandığına konulmuş bir aslandır diyor. Şimdi bir misal veriyor Mevlana Hazretleri. Ademoğlu dediğin dünya sandığına konmuş bir insandır. Sandık kapanmış, kilitlenmiştir. O da kendisini yorgun ve bitkin göstermektedir. Yani aslanı tutuyorlar, bir sandığa koyuyorlar, kapatıyorlar, kilitliyorlar. Öylesin diyor. Devam ediyor. Ama günün birinde bir coşku, bir kükredi de sandığı kırıp parçaladı mı? Aslanı koydu ama bir anda... Şimdi insana dönüştürelim. Bir anda ona güzellikler ulaşıp da o noktaya varırsa ne olduğunu anlar, nasıl olması gerektiğini öğrenir de bunu yaparsa işte o zaman diyor o üzerine kapanan kilitler, sandıkları kırar. Bundan çıkar. Hedefi bulur. Evet, çıkınca ne olur?
kırıp parçaladı mı nelere güce yettiğini ve ne işler edeceğini o vakit görürsün. O noktaya gelirsen sendeki gücü ancak o zaman görürsün diyor Mevlana Hazretleri. Sende bir güç var. Kilitli. Hani aslan misali veriyor. Bir sandığa kilitlenmiş, kapatılmış bir güç var. O gücü ancak o sandıktan çıkarak kullanabilir hale geliriz. Hani Rabbi Teala insana öyle güç vermiş ki, yani bazı şeylerde şöyle anlatılır. Gözünle bir eşyayı oradan alıp o tarafa gönderebilirsin. Bu güç sende var. Kullanabilirsin. Tayı mekan, tayı zaman yapabilirsin. Bu güç sende herkeste var. Herkeste mevcut. Ulaşabilene. Bir varsın gözünü, açarsın ve tevafını yaparsın. Sayın yapar, gelirsin. Hani hatırlayalım bir tarih. Sıddık Naci Efendimiz, Allah razı olsun kendisinden. İşte bir seyahat düşünüyorduk filan, bir umre yapsak filan diye bir hesaplar yaparken şöyle bir kelam etmişti burada bu meydanda. Gözünüzü kapayıp gidemiyorsanız ben size ne yapayım, ne uğraşıp duruyorsunuz demişti. Gözünüzü kapayıp gidemiyorsanız ben size ne yapayım ki, ne uğraşıp duruyorsunuz. İşte bu güç insanoğlunda mevcut. Ama tabii ki o noktaya gelmek için çalışmak, gayretler lazım. Oturduğumuz yerde kimse cebimize bir şey koymuyor. Görmeye veren de yok değil mi? Ancak çalışırsak alabiliyoruz. Evet. İnsanın taş olan o yüreğinde öyle bir ateş vardır ki perdeyi kökünden yakar. İşte sen seni bil sen seni diyoruz ya. O ateş perde ne perdesini yakar? Bizim tüy perdeyi mi ya? Camdaki perde mi? Hayır hayır. Rabbi ile arasındaki 70 bin perdeyi yakacak, onun taş da olsa yüreği, taş yüreğinden kazıdı onu kastediyor. Taş gibi bir yüreğe de sahip olsa, yeter ki onu nasıl kullanacağını, nasıl taşı pamuk yapabileceğini bilir o noktaya gelirse, ondan çıkan ateş, o aradaki 70 bin perdeyi yırtar, yakar ve Cemalullah'la muhatap olursun. Yani içindeki, şu buradaki anlatılmak istediğim, başından beri anlatmaya çalıştığımız da o. İçinizdeki cevheri bilip, bu cevheri işleyebilirseniz bu madeni diyor, işte bunlara muktedir olursunuz. Heves o mudur? Yani ben bir güç, kuvvet, bir keramet göstereyim, bir şeyler yapayım mıdır? Değil. Vasılıyla Allah olmak, Allah'ta fani olmak, sevgiliyle vuslat etmek, kavuşmak hedefinse mesele yok. Hedefin tabii ki başka şeyse, o bizim konumuzun dışında öyle bir şey yapanlar da kendi sonucuna katlar. Bakın buyuruluyor ki mümin müminin aynası demek, Allah Celle Celaluhu onda o aynada tecelli etti demektir. Niye? Çünkü Allah'ın 99 isimlerinden biri de mümindir değil mi? Allah-u Teala o ismini, o sıfatını insanoğluna da vermiş. Bakın Rabbi Teala'nın verdiği kıymete bakın insanoğluna. O mümin ismini, kendi ismini, sıfatını insanoğluna, Ademoğluna da vermiş. Mümin müminin aynasıdır demek Allah Celle Celaluhu onda o aynada tecelli etti demektir. O halde hakkı insanda görmek gerekir. Hayda. Biraz büyük bir laf oldu değil mi? Bugün zaten tasavvuf biraz sohbetler oluyor ama tekrar okuyalım. O halde hakkı insanda görmek gerekir. Hani değil mi Naci Efendi'nin şiiri de var. Genellikle Allah dostları her ne arıyorsan ara, kendinde ara, kendinde bul diyor. Başkasını arama. Kendin kimsin sen? Ademoğlusun. O zaman kendinde ara. Taşrada arama diye de laf geçiyor ya hani. İşte burada diyor. O halde hakkı insanda görmek gerekir. İnsan, sen de insansın. Karşısı da insan. Ah. Evet. Bunu yapmayan görmesini bilmiyor demektir. Hangi yöne bakarsanız bakınız onu görürsünüz. Yani görmüyorsan o zaman bakmasını bilmiyorsun demektir diyor Hazret. İnşallah hem bakan hem de bakınca da görebilenlerden olalım. Olmak için çalışmak lazım, gayret etmek lazım. Durduk yerde
efendim şey bahşişi gibi cebimize sokmazlar. Onun için tasavvuf yoluna giren insanların bir hedefi, bir şeyi olmazlar. Biz de modaya uyduk, bir tarikata dahil olduk. İşte herkes bir tarikatla, biz de gidip bir yere işte iyi kötü götürüyoruz diyorsanız hiçbir yol, arpa kadar dahi yol alamazsınız. Hiçbir yerde varamazsınız. İşte kimseye de bir faydanız olmaz. İşte zaman doldurursunuz, ömür diyoruz ya, hani ona dünya zamanı, onu doldurursunuz. Değil. Değil. Bakın nerelere varabiliyor insanoğluna verilen yetkiler. Şimdi şöyle düşünelim isterseniz. Size bir yetki veriliyor. Misal ki bir tarlayı işleyeceksin, ekeceksin, mahsul alacaksın. Yetkisi veriliyor. Tarla var, yetki var. Çalışan yok. Tarladan verim olur mu? Hiçbir şey alamazsın. İşte böyle gelir, böyle gidersin. Ama almasını bilmek lazım. Bilmek, almak için de çalışmak lazım. İnsan kendi varlığında ilahi hakikatleri barındırır. Bu bakımdan da ilahi varlık ve oluşla ilgili üstün hakikatleriyle ihtiva etmesi sebebiyle kemal mertebesine ünsiyet etmiş bir aynadır. Öyle bir ayna ki kemalete ulaşacak. Rabb-i Teala o aynada tecelli edecek. Bizde ayna da yok, tecelliyat da yok. Ne olacak bizim halimiz? Valla nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Bakın şöyle bir misal veriyor Hazreti Mevlana. Can, cam, bildiğimiz cam. Arkasını sırlarsak ne olur? Ayna. Böyle, o da bu misal veriyor. Cam ile sırrın birleşmesinden ayna meydana geldiği gibi cam ile tenin birleşmesinden de ayna meydana gelir. Bakın biri maddi ayna, biri manevi ayna. Diyor ki bir cam parçası arkasına sır geçir, aha sana oldu ayna. Bu madde maddi ayna, manevi ayna can ile teni birleştirir. Ya zaten benim canım içinde, tenim üstünde zaten birleşik gibi gözüküyor. Bana öyle geliyor ama demek ki gerçek manada birleştiremiyoruz. Eğer gerçek manada birleştirirsek Hakk'ın tecelli ettiği bir ayna olabiliriz. Ya iyi söylüyorsunuz, söylüyorsunuz. Ya, ne işimiz var ki bizim? Yani, ne güzel işte gidiyorduk, geliyorduk böyle. Vakitte geçiyordu yani. Ne olacak ki? Evet. Kamil bir mümin olmak için buradayız. Bu müesseseler kamil mümin yetiştirme müesseseleri. Şimdi hani girdiğin hamamda ne olur? Terlersin değil mi? Yani hamamsa terlersin. Terlemiyorsan orası bir hamam değil. Yahut da sen terlememek için uğraşıyorsun. Bu ayrı mesele. Ama hedef olmalı. Bu kamil bir mümin, kamil bir insan olmak hevesiyle gayret içinde olmamız gerekiyor. Onun için işte bu tenle can birleşince olan manevi ayna için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki mümin, müminin aynasıdır. Evet, gönül aynası bazen kişinin kendisine ayna olur. Bazen mümin kardeşine ayna olur. Bazen de Rabbisinin sıfatlarına ayna olur. Demek ki insanoğlunun manevi aynasında üç hassasiyet var. Biri başka bir mümine ayna olmak, biri kendisine ayna olmak, biri de yaratıcısına ayna olmak. Hani hatırlayın, ilk başlarken Mevlana Hazretleri'nin sözünü şöyle okumuştuk. İnsan Allah'ın gözü ve aynasıdır. İşte buradan hareketle göz ve aynayı, mümin müminin aynasını açıklayan Hazret Peygamberimizin sözünü, gönül aynasını bazen kendi, bazen bir mümine, bazen de Rabbisinin sıfatlarına ayna olduğunu ifade ediyor. İnşallah böyle bir ayna olmayı hedefler ve muvaffak oluruz. Murat sensin, neden oraya buraya koşuyorsun? Yani niçin dışarıda bir şeyler arıyorsun? Murat edilen, aranan şey, istenen şey sensin zaten. Hani her ne ararsan ara, kendini ara, kendini bulur. Böyle bir tarifle. Murat olan, aranan, istenen şey zaten sensin, kendinsin. Evet. Oraya buraya niye koşuyorsun diye soruyor Hazreti Mevlana. O sen demektir. O sen demektir. Ama sen sakın ben deme. Hep sen diye söyle. Göz dürüst görürse
Sen o olursun, o da sen olur. Eğer göz doğru dürüst görürse, o zaman aşıkla maşuk birleşir, yek vücut olur, tevhid olur, birlik olur. O zaman ne? Sen olmayınca zaten o olur. Sen ifna olabilirsen, Allah'ta fani olabilirsen, zaten sen yok olunca da zaten var olan vardır zaten. O zaman ikilik ortadan kalkar. O zaman sen o fark edilmez. Ben sen miyim? Sen ben misin? İlahisinin muhatap olursun. Evet. Diyor ki her şey sensin. Alemde ne varsa senden dışarıda değil. Sen ne ararsan kendinde ara. Çünkü her varlık sendedir diyor Hazreti Mevlana. Evet. Yüce Hak ululuk sırlarını insanda belirtmiştir. İnsanın önünde canla, gönülle, bedenle gerçekten bir secde ettin mi, ne yana dönersen orası gönlüne Kabe olur diyor. Ne yana dönersen orası sana Kabe olur. Hani Cemalettin Arabi Hazretleri de öyle bir laf ediyor ya, öyle bir noktaya gelirse kim neye taparsa tapsın aslında Allah'a tapıyordur. İster bilerek tapsın, ister bilmeyerek tapsın. Kim neye tapıyorsa tapsın, Allah'tan gayri var mı? Vahdet-i vücut teorisine göre, onun teorisine göre her yerde o var, her şeyde var, ondan gayri hiçbir şey yok. O zaman kim neye taparsa tapsın, aslında sadece o olduğu için aslında Allah'a tapıyordur ifadesini kullanıyor. Evet. Bitirelim inşallah. Sen ya hak nurusun ya da onun mazharısın. Ya hakkın nurusun ya da ona aletsin. Yani nura alet olansın. Şu dönen göğü hakka layık görme. Yıldızlar, ayda bir irade, bir özgürlük var sanma. Ne yıldızlarda, ne ayda, ne gökte bir irade yok. Güneşlerin güneşi insanoğluna hitap ediyor. Güneşlerin güneşi sensin. Şu gök kubbede dönüp duran güneş, başı bağlı bir topal eşekten farkı yoktur. Sen bu şeyin güneşi de sensin, her şey sensin, kainatta sensin. Sen seni bil, ne olduğunu bilerek yaşa veya bilemiyorsan öğren ve nasıl biri olduğunu bil, ona göre yaşa diyor. Her şey ve herkes yaratıcının bir parçası, her zerre hakkın bir parçasıdır diyor Hazreti Mevlana. Allah ondan razı olsun. Amin. İnşallah biz kendimizi bilmemiz lazım. Niçin yaratıldık, ne yapabiliriz, yetkilerimiz nedir, ne olmamız lazım, nereye varmamız lazım, nasıl seyirler yapmamız lazım, nerede durmamız lazım, nerede yürümemiz lazım. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, nefsini bilen ancak Allah'ı bildi. Nefsini bilemeyen Allah'ı bilemedi. Geldi dünyada yaşadı, göçtü gitti. Ne nefsini bildi, ne Rabbisini bildi. Hayvana benzetmeyen de ota benzetmeyen. Ot gibi geldi, ot gibi gitti. Ne ot gibi gelelim, ne ot gibi gidelim. Biz bizi bilelim, yaratıcıyı bilelim. O ifna noktasına gelmek için gayret ve çaba gösterelim. İnşallah varalım. Hakkın aynası olması gereken insanoğlunun gerçek o noktaya vararak hakkın aynası olmaya, onun işte sıfatlarının aynası olmaya gayret içinde olalım. Amin. Rabbim de muvaffak eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Rabbim inşallah okuduklarımızı, öğrendiklerimizi amel edip de gösterilen o noktalara ulaşabilenlerden eylesin. Amin. Rabbim tasavvuf yolunda ecdadımızın vasile-i Allah olduğu gibi vasile-i Allah olmak mertebesini hepimize erdirsin. Geçmişler de rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Fatiha. Allahümme salli ala